Ne? Birinci bölümde böyle bir şey yoktu. İkinci bölümde de böyle bir şey yoktu. Üçüncü bölümde böyle bir yer var mı ya? Neyse girelim bari. Ne lan burası? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yo, böyle bir yer vardı hatırlıyorum. Abi çok ilginç. Neyse okey. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve baştan No70'e hoş geldiniz. No70 Eye of Basir'e hoş geldiniz. Eye of Basir hali elimde gördüğünüz gibi. Şu an bu büyük annelerinin evi mi? Sanırım öyle. Bir şey sormak istiyorum. Burası büyük annelerinin evi ise. Ah, orada bir şey var ha. Allah kahretsin, bir şey olacak arkadaşlar. Hazır olun. Hazır olun, bir şey olacak. Burası büyük annelerinin evi ise. Birinci bölümde oynadığımız ev ne ki? Bu büyük bir ihtimalle final bölümü bu arada. Selam. Selam. Aa dur lan. Ekran efekti değilmiş. Okey tamam. Su damlıyormuş hakikaten. My bad. Okey. Merhaba. Çirkin, berbat varlıklar. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Aa ezan okunuyor lan. Oyun içinde mi okunuyor ezan? Oyun içinde okunuyor. Anın! Ezan okunurken yapılmaz be. Ezan okunurken yapılmaz bu. Sen nesin? Nasıl şey bir kitapsın acaba? Alabilir miyiz? Alabilir miyim acaba? Teşekkürler ha. Ne lan bu? Ne? Atala mı yazıyor orada? Sanırım Atala yazıyor. 1881. Ne? Okey. Cool. Televizyona bakabiliyor muyuz? Bu ne lan? Aa! Basir'i televizyonda görüyorum. Okey. Paşam. Abi. Lan geriliyorum ben ya. Sen nesin? Ah Albert, çok zeki bir adam olduğunu zaten biliyordum ama bu derece ileri görüşlü olman beni gerçekten şaşırttı. Sana her gün biraz daha aşık oluyorum. Tekrar buluşacağımız günü iple çekiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nı mı gördü acaba? Okey, cool, cool. Hocam burada bir şey var mı? O şey neyi atmıştı ya o tarafa? Aa, büyük annemizin resmini mi düşürmüştü o varlık? Vay şerefsiz. Saygısız işte, hep saygısız. Öbür tarafta çok saygı öğretilmiyor bunlara. Ya öbür dünyalarda, bilmiyorum hangi dünyadan geliyorsa. Resimler hep yerde. Resimleri sevmiyorlar bunlar. Resimleri yere indiriyor. Hocam yukarı çıkmayacağım daha. Bir şey oluyorsa hep ikinci katta oluyor abi. Birinci katta hiçbir şey olmuyor insanlara. Korku filmlerinde öyle yani. Hep bodrum katında ve ikinci katta oluyor bir şey. Evin birinci katında güvendesiniz arkadaşlar. Allah kahretsin, camdan dışarı bakıp bir şeyler görüyorum yine. Buzdolabından bir şey çıkacak mı acaba? Yok, açamıyoruz. Okay. Ben çaydan içeceğim. Lan! Perde mi sallanıyor orada? İlerideki kapıda? Evet. Korkudan gözlerim yaşardı lan. O kadar çabuk korkuyorum işte. Ama önemli olan korkmak değil, korkunun üzerine gitmektir. Hadi bakalım banyoya. En berbat şeylerin bizi beklediği yere. Aa ulan perdeler koyu renkliymiş lan. Ben de açık renkli perde sallanıyor zannediyordum. Bu ne? Ne? Tamam, bizim oda burası. Hala bizim oda. Benim bu resimde görmem gereken bir şey mi var abi? Büyük annemizin resmi. Paşamızın resmi. Şurada bir resim mi var? Oraya mı gitmem lazım? Ne var lan burada? Neyi anlamam lazım benim burada? Okey.
Abi ses... Sesler çok iyi değil mi ya? Sesler çok iyi değil mi ya? 911 arayabiliyor muyuz acaba? Okey. Sanırım yapacak bir şey yok. Yani... Şurası büyük bir ihtimalle bodrum katına gidiyordur. Ama inşallah kilitlidir. Hadi kilitli olsun. Açamıyorum. Oh. Oh. Ne güzel. Ne güzel. Mutfak da orası değil mi? Elimi böyle prizin içine sokayım da öleyim. Sen aynı... Abi neden evin içinizi resimli çekiyorsunuz ya? Manyak mısınız abi? Neden? İç mimar mısınız? Takıntılı bir iç mimar mısınız? Ne lan bu? Hocam merhaba. Çok güzel bir arkadaş grubu. Tabii oyun yapan ekip mi var? Öyle olabilir. Ellerinize sağlık abiler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Abi uzun uzun merdivenlerden yukarı çıkıyoruz ya. Öf. Merhaba. Benim boyum çok... Hadi lan! Hadi lan oradan ben geri gidiyorum. Abi ne oluyor orada? Benim kollarımın hareketi bir yerlerden bir yerler yansıyor. Çok korkuyorum. Pencerede hareketlenmeler falan görüyorum. Girmiyorum abi. Aşağı iniyorum. İneceğim ben. Ben oyunu yapan abilere bakmak istiyorum. Onlar çok tatlıydı. Çok çalışkan insanlar. Ellerini kollarına salak. Sesi yapan hanginiz abi? Sesi güzel yapmışsınız. Yapacak bir şey yok. Az önce demiştim ya, önemli olan korkmak değil, korkuların üzerine gitmek diye. Ha, bu işte. Bu eşiği aşmanız gerekiyor. Ben şu odaya girebiliyor muyum acaba? Hocam şurayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Allah kahretsin. Sende bir şey yok. Bir şey çık. Aa yavaşladım. Yavaşlayacağım bundan sonra biliyorum. Sende bir şey var mı yok? Sende. Ya yine odanın her yerini çekmişsiniz ya. You'll float too. You'll float too. Oldu canım. Oldu. Balon almak istersem gelirim. Çok teşekkürler. Kırmızı balon istersem gelirim. Ama yani izledim onu yapmayacak kadar da izledim yani biliyor musun? Aşağı ineceğiz sanırım. Okay. Sanırım kırmızı balonu almak istiyoruz. I guess we'll float too. Kütüphaneden keşke şey yapsak. Ne anlamı bunlar? Bir sürü kitap. Kapağı şey bilmiyor. Gerçekten kitap mı bunlar? Gerçekten kitap. Ne abi ya? O ne? Orada gölge görüyorum abi. Orada gölge görüyorum ben. Hareket eden bir şey var orada. Biliyorum oğlum, görüyorum lan seni. Oğlum görüyorum lan. Okey. 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 Büyük ilim bu isimden doğmuş ve yıllarca süren bu savaşın henüz bir kazananı olmamıştı. Elbet bir gün bu taraf galip gelecekti fakat Basir'in saklı kalması şimdilik en doğrusuydu. Büyük ilim dediğin Basir şey büyük... Çocuğum! Nereye gittin küçüğüm benim? Çocuk sıkıldı. İsim biri Basir... Abi ben çay içiyorum. Biraz daha içeyim, iyice sıcak çay içeyim.
Okey. Selam. Selam. Demek ki şu köşede bir şey var abi. Her tarafta resimlerini koyuyorlar, alta koyuyorlar falan filan. Sen hala susun değil mi? Okey. Okey. Tam o köşeye gideceğiz. Okey, cool. Her tarafta o köşenin resmini koymuşlar. Burayı açabiliyor muyuz abi? Hayır. Lütfen elimi şu prize sokabileyim ya. Hadi ya. İzin ver bana ya. Arkada da su var işte. Elimi ilk önce suya sokayım, sonra prize sokayım. Ben buraya girmek istiyorum. Bulaşıklar kalmış öyle. Püüü. Selam. Aa, bunu alabiliyormuşum. Okey. Güzel. Kitap aldık. Oğlum ilerleme kaydettik ya. Öf. Bir şey olacak. Şuraya saklanabiliyor muyum, şu köşeye? Ne yapacağım lan ben bu kitabı? Lütfen birisinin kafasına geçirebileyim ya. Kendi kafama geçirebileyim lütfen. Evden çıkabiliyor muyum? Hayır, okey. Geldiğimiz yere geri gideceğiz o zaman. Baştan çember mi çizeceğiz? Yok yok, çember çizmeyeceğizdir. Ben bir çay daha açıyorum ya. Tırnaklarınızı ızıtmayın bu kadar. Izatmayın şu tırnaklarınızı bu kadar. Çirkin oluyor, kötü oluyor. Okey, buraya girebiliyorum. Ben baştan buraya girersem peki? Oraya baştan girmeyeceğim hocam. Oraya baştan girmeyeceğim. Orada kötü olaylar oluyor. Yavaş yavaş açın. Açıl işte ya. Kapı gibi açıl ya. Kapanacak bu ha. Çok öyle görünüyor. Çok yarım kaldı. Bu ne lan? Aldım lan ben bunu. Bu bendeydi zaten. Bendeydi oğlum bu. İki tane mi olacak bende? Aa, iki kitap aldım. Bu da büyük babamız mı? Sevgili ailem, uzun yıllardır sakladığım bir gerçeği size anlatmak istiyorum. Yaşarken açıklayamadığım bu gerçek size gelecekte lazım olacak, bundan eminim. Çünkü bu gerçek bu sefer bozulduysa, bir sefer bozulduysa tekrar bozulabilir. Böyle bir durumda bunu düzeltecek olan insanlar yine sizlersiniz. Uzun yıllar önce farklı alemlerin bir araya gelmemesi ve her canlının kendi evreninde yaşaması için bir kardeşlik meydana geldi. Keşke daha yumuşak başlatsaydım ben. Bu kardeşlik dünyayı diğer alemlerle birleştiren 3 kapıyı ele geçirdi ve özel bir tılsımla mühürledi. Basir'in yanlış kullanımı ve karanlık tarafa geçmesi sonrasında mühürler kırıldı. Diğer alemlerin dünyayla olan kapıları açıldı. Bu hadiseden sonra hayatımız geri dönüşü zor olan olaylara maruz kaldı. Dünya karanlık ruhların kontrol altına girdi ve insanlık tükenme noktasına geldi. Kardeşliğimizin miri olan Alexis, bu kapıları mühürlemek için çıktığı kutsal yolculukta hayatını feda etti. Öldüğü zaman bana bıraktığı mektupla kardeşliğe davet etti ve kadim sırları öğrenmem gerektiğini söyledi. Basir onu kontrol etmem için beni seçmişti ama ona sahip olmak için o kadar da kolay
Bunu ailene anlatıyorsun oğlum yani. Peder, büyük baba yapma. Ya böyle başlamazsın abi. Hani abi bak şimdi boyutlar arası varlıklar var. Basir var. Basir'in ne olduğunu bilmiyor daha insan. Hani okey. Basir onu kontrol etmem için beni seçmişti ama ona sahip olmak için o kadar da kolay olmadı. Sahip olmak o kadar da kolay olmadı. Direndim ve ona hükmetmeyi öğrendim. Alexis'in başlattığı bu kutsal görev için yıllarımı verdim. Uykularım kaçtı. Farklı alemlerden hiçbirinizin görmek dahi istemeyeceği canlılarla karşılaştım. Uzun uğraşlar sonucunda açılan bütün mühürlü kapıları buldum ve tekrar mühürledim. En son bulduğum mühürlü kapının üzerine şu anda yaşadığımız bu evi yaptım. Basir'i saklamam gerekiyordu. Onu küçük bir sandığın içerisine kilitledim. Sandığı en çok güvenebileceğim insan olan eşime emanet ettim. Bunun ne ilki ne de son olmadığını biliyorum. Daha önce mühürler kırıldıysa tekrar kırılacaktır. Mühürler kırıldığı zaman Basir harekete geçer. Yerin 7 kat dibine gömseniz de onun gücünü engel olamazsınız. O hükmedilmeyi sevmez. Kontrol altına alınmaktan hoşlanmaz. Ona sahip olacak kişiyi sadece kendisi seçer ve ona itaat eder. Görünmeyen canlıların daha hiç görmediğiniz kapıların ortaya çıkması Basir'in harekete geçtiğinin alametleridir. Ne? Eğer zamanında kapatamazsanız alemler birbirine karışır ve tüm dünya yaşanılmaz bir hale gelir. Böyle bir durumda Basir sizlerden birini seçecektir. Yapmanız gereken şey Basir'e hükmetmeyi öğrenerek kapıları yeniden mühürlemeyi başarmaktır. Unutmayın, Basir'e hükmetmek için onun sizi bulmasını beklemelisiniz. Aksi takdirde kadim sırları öğrenmeniz hiç kolay olmayacaktır. Bu oyun bana biraz şey... Yavaş yavaş açılma, bir aç işte ya. Aç oğlum. Okey. Sanki işlemek için biraz fazla kompleks bir konuyu seçmişler. Fazla karışık bir şeyler inşa etmişler gibi geliyor bana. Yani çünkü 3 bölüm var sadece. Yani taş çatlasın 4 saatte biter ki 4 saatten daha kısa sürede... Ne? Ne? Aşağıda bir... Burası mı açıldı? Selam. Televizyonda birisi mi var şu an? Rest Hopper. Şu an elimdeki şey Basir'in gözü değil mi? Elimdeki şey Basir mi, Basir'in gözü mü? Hocam, okey. Tabii. Evet. Evet. Devam. Çemden içeceğim, gözünü seveyim, çemden içeyim. Elimizde 3 tane kitap var. Belki bir tanesi kutsal bir kitap olsaydı, herhangi bir kutsal kitap olsaydı biraz şey diyebilirdim. Okey, va, okey, bir kozumuz var falan. O resim. Odanın ta, o koridorun ta diğer tarafında duran o resim beni çok tedirgin ediyor şu an. Abi ışık alabilir miyim ya? Işık nerede? Bu mu ışık? Ya oğlum şurada el feneri var gibi duruyor ama neyse, okey. Böyle bir kapı mı vardı ya? Bu ne? Bugün Albert öleli tam 45 gün oldu. Onsuzluğa alışmak gerçekten çok zor. Albert'le bir kez daha konuşmak için tüm ömrümü feda edebilirim. Bazı geceler onun sesini duyar gibi oluyorum. Çok mu özledim yoksa deliriyor muyum emin değilim. Teyzeciğim aman. Teyze lütfen. Hayır. Sesini duyma ya. Ignore that. Duymazdan gel. Hayal gücüdür o. Kedidir, kedi.
bakma. Okey. Abi yalnız burada da bayağı bir olaylar falan olmuş ha. Yerler hep çizik şey falan. Bayağı bir eşyalar yerinden oynamış şey olmuş. Birileri ölmüş burada büyük ihtimalle. Sen kötü bir kızsın ya. Ben banyoya girebiliyor muyum? Ben banyoyu çok sevdim ya. Selam. 6 mı? Ne? İki kere 3 mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz bu sen? Altı. Diğer resimlere bakınca başka bir şey diyecek mi acaba? Yok bir şey demiyor. Altı neden abi? Burada bir şey demiyor. Tamam 6. Yok, okey. Tamam koy up ben. Bir. Kapılardan bir selam. Wow, okey. Sen bir şey diyor musun? Hayır. Sen demiyorsun. Altın oğlum. Tüm sırrı öğrendiğim zaman huzura ereceğim düşüncesi beni ayakta tutan yegane güçtü. Fakat sırrı taşımak, sırra hakim olmaktan daha zor geliyor. Basire hükmedemiyorum. Buna hiçbir zaman izin vermedi. Kapılara her seferinde yaklaşsam da bir tanesini bile bulamadım. Basir kimi seçecek hiçbir fikrim yok. O kişi her kim olacaksa bilmesi gereken bir şey var. Son kapı burada bir yerde. Bunun iyi bir şey olmadığı konusunda herkes hemfikir değil mi? Bir şey mi çıkacak? Oyun mu dondu lan ne oldu? Yo. Hey! Ha yine yavaş yavaş şey yapıyor. Ya kısa mıydı lan bu? Okey. Okey. Ve ahbaplarım bu da sizin için No 70 Eye of Basir. Bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim açıkçası. Bir saat daha oynarım diye düşünüyordum geçen bölümden. Ve onda oynayacaklarından yola çıkarak. Okey. Korku oyunları oynamaya devam edeceğim. Her hafta bir korku oyunu gelmesini istiyorum. Böyle bir oyundu. Güzel bir oyundu. Yani bir doyurdu biraz ama tabii ben asla doymam o yüzden devam edeceğiz. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.